34. Az soldan gideydin ya. Kilometre %8 eğimle çıkacağız. Oh ne güzel. Oh ne güzel. Ha, dönemeç var. İleride döneceğiz. Şehir terası için. Sola döneceğiz. Ama 5 tane falan yolu çizdikten sonra. Yok lan. Vay vay vay, manzaraya bak. Vay 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 vay. Maşallah maşallah maşallah. Hay maşallah maşallah. Daha güzelini göreceğiz bunu. Vay 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 vay. Buradan dönüyor muyum lan? Aa dönüyormuşum, iyi tamam. Otobüsler kendi yolunda gidecek artık. Tamam, o tepeye çıkacağım. Gördüğüm antenli tepe. Haydi bakalım. 7,5 kilometre. Antik kentte varmış. 7 kilometre sonra. Yok ya, benimki de. Bu yol şuraya gidiyor zannettim de gitmiyoruz. Yine yola çıkacağız. Yanlış yere girdim lan ben. Allah canımı almasın benim. Köprünün altından geçeceğim. Yanlış yere girdim. Altından yol geçiyormuş, ben bilmiyorum ki. Yine o antenli tepeye çıkacağız, değişen bir şey yok. Her bisikletçinin tatması gereken bir yokuş bu. 3 yıldır burada yokuş. Bu da benim utancım oldu. Facecam oldu, gökyüzü cam. Şu şarkının sesini keselim de konuştuğumuzu duyalım. Hedeflediğimiz yere yerin başına geldik. Ne oldu, şarjım yok senin. Allah Allah. Kayıtta mı acaba?
Haritaymış. İyi. Hedeflediğimiz yerin başlangıç noktasına geldik. Sakar yokuşunun başındayız. Başlangıçta 8 kilometre %8 eğim tabelası vardı. Şimdi ilk 1 kilometreyi geride bıraktık. Yokuşu çıkmadan önce tabi beslenmem geçti olsa. Yolda çok az çerez yemiştim. Ara ara susamadan su içmiştim. 2 tane muz attım ufak. Yuvarladım. Biraz paskalya. Yokuşa başladım. Çok akıl işi değilmiş ama olsun. Tek handikapı şu. Yoğun araç hareketi var. Trafiği var. Pamukkale mesela az kendi şeridinden geçti. Neyse çıktık bir yola bir şekilde. Bak görüyor musun? Aslan parçası bak 48. Kıraç turizm. Pamukkale nasıl yakın geçti? O nasıl? Geçebildiğince uzaktan geçti. Güzel, güzel bir hesaplaşma. Aslında Özcan gider gibi dağları takip etmem lazım da. Karayollarından çıkıyorum tepelere. Neyse bir sonraki sefer. Kıran. Kıran'da trafik daha az. Bir sonraki hedef Kıran. Sakarın tadalım bakalım. Zaten seyir terasını hiç görmedim. Daha önce hep otobüste bu yoldan iniyordum ama seyir terası yolun sol içinde kalıyor. O yüzden güzel bir noktaya gidiyoruz. Keyifli olacak ya. Çok keyifli olacak. Kendimize karşı. Bugünkü en yüksek, bugünkü diyorum, bugüne kadar olan en yüksek toplam tırmanışımı elde edeceğim. 1300 çıkarken var. Dönerken de kafadan bir 400 alsam 1600 ortalama beklentim. Hesaplamadım çünkü dönüşü. O kadar plansızlık. Sadece giderken Barış tepe noktasına kadar katılacağım mesafeye bakıyorum. Hadi çıkalım be. Fatih Topçu çıkmış. Merve çıkmıştır. Diğer bisikletçiler de çıkmıştır. Biz niye çıkmayalım? Zaten düzde bisiklet herkes sürer. Mesele biraz yokuş almak. Tırıs tırıs gidiyorum sağdan ya. Evet, en yumuşak vites. Daha yumuşak olsun. Geldim hatırlamıyorum ya.
Acımasız bir 8 kilometre %8'e gittik. Kapalanmamı da açayım ya. İkisi bir yansın. Kameranın titreşim engelleme modu açık mı? Onlar atacak. Atma açık. Açık. Beş tane U dönüşü vardı. Ya toplam altı da. İçinden sonra ben sola şöyle olacağım. İlkini yere bıraktık. İkincisine doğru gidiyoruz. Zaten bir yol çok kıvrımlıysa bayağı bir tırmanış alıyoruz demek oluyormuş. Geç de olsa beslendiğim iyi oldu. Depoyu yeterli doldurduk. Şoför oldu. Ah şoför oldu ha. Şoför oldu taşıyan kamyonu ah. Buraya iki kere gelir miyim bilmiyorum. Çok kötü kaçıyor. Yoruldum, çapraz çıkayım deme şansım da yok. Sürekli arkada akan bir trafik var. Ne bana kuvvet. İyi, bir kilometre daha topladık. Laflarken geçiyor kilometre. Ama hissediyorum. Sürekli tırmandığım için. Şurayı geçeyim. Ayağa kalkayım. Kan dolaşımı. Olsun. Dağ başındayız ya. Sonuna kadar geleceğiz. Haydi bakalım. Sakarsan bir büyüksün. Her şey Sakar Seyir Terası'na varmak için.
Şurada bir su içeyim ben. Şapka şu an terin yüzünden akmasını engelliyor. Alın ve kafamdaki teri bir yerde topluyor. Şuralardan hafif hafif akıyor. Keyifli yokmuş. Bu coğrafyada yaşayan herkesin kalkması gereken yokmuş. Bizim için söylemeyeceğim nasılmış. Oo, gaz almış burada. Camları süpürmüşler ama Allah'tan. Yol dışarı. Artık yol kenarı diye bir kavram kalmadı. Sağ şeridin kıyısından gidiyor. Şerit dışından değil, şehrin içinden. Gören de bir zahmet. Az uzağından geçiyoruz. Ama kadansı ayarladık sanki. Buralar çok sert değil. %4 belki. Ya bilgisayarın olmadığı için. Tahmini, öngörüsel verilerle konuşuyorum. O yüzden sürmeye devam. Tatlı. Ben şunu fark ettim. İlk 2 sene bisiklet benim kanına tam işlememiş. Öyle biniyor muydum? Biniyordum. Bu sene biraz kafayı taktım. Yaz ortası diyeyim artık. Başı da olabilir. Tarihe bakmadım.
Haftalık 150, aylık 600 limitleri koydum kendime. 2 ay yaptım. 3. ayda 450'de kaldım. Sonra geçtiğimiz ay 10. ay. Bu ara biraz 6 günde bir, 8 günde bir biner oldum. Ama binince de 80'ler, 100'ler yaptığım için haftalık ortalamam 150'nin altına düştü. Ama belli. Sevdiğim güzel noktalara çıkar iner oldum. En basitinden geçen hafta yine geç vakit çıktım sürmeye. Öğleden sonra ilk bugün sabahtan çıkabiliyorum. Geçen hafta turun çokçuğun başına tırmandım. Zirvesini gördüm. Turuncu'ya gitmekten vazgeçtim çünkü Turuncu gün batmadan varabilirdim. Fakat Turuncu'dan çıktıktan sonra akşama kalacaktım. Akşam vakti o tırmanış ve o işi yapmak istemedim. Nitekim gündüz vakti sadece zirve noktasından Marmaris'e geri inerken bile bir tane virajda daldım yola. Önümdeki araçlara bakıyordum saf saf. Virajı çok alamadım. Genişten dönüyordum. Neredeyse yolun dışına çıkıyordum ki çıksaydım düşecektim. Düşseydim kayalar bir tarafıma atar. Kaya dedim de hani kaya ya falan değil. O açıdan zor toparladım. Zaten onun videolarını da ne yaptım? Yüklemeye başladım. Bugün ayın 14'ü. 14 Kasım, değil mi lan? 14 Kasım ne? 14 Kasım öğretmenler günü müydü? Allah, burada odası görünüyor. Geçen haftaki o kurucunun tırmanışını videosunu yüklemeye verdim. Bir geceyi yüklemeye. İyi, burası nefes almak için daha iyi. Burada istediğim ağırlıkta çıkabilirim. Arkadan falan gelen yok. Vay 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 vay. Sağdaki manzara manzara. Dayım hanımıyla keyif yapmış. Gitmeye hazırlanıyorum. Biraz rüzgar esiyor, biraz. Ama vücut sıcak. Yok, istediğim manzara yok burada. Yok, fotoğraf çekmeyi bile düşünmüyorum. Burayı pas geçebilirim, deniz yok çünkü. Kaç kere geçtim bu yoldan. Pandemi de ayrı geçtim. Yıllık izinlerde. Onunla bunda. Kaç kere ayına gittim geldim. Şu yoldan bisikletle çıkabileceğimi tahmin etmedim. Ben motorlu da ısıttım beni. Yol be. Pandemide falan bomboşmuştur buralar. Yapamadılar sürmeyin. Aklıma tüküreyim lan. O zamanlar çıkmak lazım buralara. Bir lisans. Tek lisans. Toma mıydı o? Toma mıydı o? İki kamera alınca.
Geliyor ya, keyifli şimdilik. Henüz o ağlatan bir yayın gelmedi. Kanlı ulaşım. Çok dolaştı. Şarkı o şarkı. Ne dinlenir be? Ah yağmur ağlar sana aşk. Düşündüğüm geceleri, o yazdığım